Selamlar pek sevgili geekler. Geek Yapar ve Paralel Evren'in ortak projesi olan muhteşem çizgi roman günlükleri programının bir başka bölümüyle daha karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sanki saatlerdir buradayız halbuki. Evet. Bunu elime aldım ama biz Paper Girls'le başlayacağız. Bugün yani hani şu an piyasanın en iyi yazarı evet, kabul edilen Brian K. Vaughan. Vaughan eserlerinden bir derleme konuşacağız. Ondan sonracıma onun en son eseri olan Paper Girls'ün ilk cildini tutuyorum. Paper Girls'le birlikte başlayalım isterseniz diye hemen topu ortaya atıyorum. Image'ın muhteşem yazarı Vaughan hakkında öncelikle düşüncelerinizi alabilir miyim? Sizce de hakikaten en iyi yazar Vaughan mı? Şu an bence öyle. Şu anda öyle. Bir Vaughan. İki de Mayr. Ya muhteşem bir yazar bence. Yani hani gerçekten yazdığı hiçbir şey boş değil. Yani diyaloglar da öyle. Hikayeler zaten hani çok rahat okunuyor. Öyle bir şey de var. Hani okuyucuyu yormuyor. Çerez gibi gidiyor evet, yani. Evet yani böyle oturduğunuz hani ye diyorsun 10 kitap of nasıl okunacak oturdun mu yani bir günde rahat bitiriyorsun. Yani ben bir günde bitirmedim ne yalan söyleyeyim ama çok kısa zamanda of ah şunu da okuyayım bir dakika ben merak ediyorum kusura bakma falan filan deyip millete iteleyip de bir iki cilt daha araya attığımı biliyorum yani. Ben de ilk işte Burç söylediğinde onun da okuyalım dedi. Ben dedim ki abi gerçekten gerek var mı? Yok yok kaptırıyorsun dedi ve gerçekten kaptırıyormuşsun. Yani ben emin ol eğer işte 5'ini yapalım hadi falan filan deseydik de öbür 5'ini istemeye sana gelecektim yani. Yani yok hani ben daha önce okumuştum yıllar önce. Hani yapacağız diye bir daha okudum ve böyle gerçekten 2 kere okudum bu arada. Hani şey bir biz bu programı bir aydır çekeceğiz ya okumuştum. Dün akşam oturup tekrar okudum. Biraz daha hızlı geçtim bazı yerleri ama hani çünkü üstünden bayağı zaman geçti ve okunuyor yani. Gerçekten hani okunuyor. Bu arada Paper Girls. Paper Girls en son hikayesi. Siz etkilendiniz mi? Nasıl buldunuz? Ben ilk cildini okudum. İkinci cilde var sanırım artık. Hı-hı. Ondan sonra cilde daha Türk çağısı yok yalnız Paper Girls'ün. O yüzden evet. Türk çağı okuyan sevgili değerli izleyicilerimiz Saga ve Y son erkeği okuyabilirsiniz ama Paper Girls daha çevrilmedi umarım. Elbet yani elbet birileri çıkaracaktır. Hani daha bir kaçmaz şey yok ama. Ben şöyle gireyim buna o zaman. Paper Girls'ı, Von diğer hikayelerini de okuduk. Bu çok ilginçtir. Genelde diyalog yoğun olur. Bu daha görsel yoğun bir hikaye hiçbir şekilde. Evet. Ama hiçbir şey kaybettirmemiş hikaye. Yani evet Y ya da işte Saga kadar etkilemiyor ama sinir çok hoşuma gitti. Anlatmak istediği şey görsel olarak o kadar iyi vermişler ki çok hoşuma gitti o açıdan. The Stranger Things tadı var. Stranger Things izlediyseniz zaten böyle birazcık daha Stephen King hikayesi içerisinde bir hikaye bu. Gençler ve uzay adlı enteresan ya şeyler. Hikaye özellikle 4 genç kızın etrafında ve onların işte yaşadığı paralel artık evrenler muhtemelen. Yok paralel evren değil. Öyle. Onu yok onu diyecek. Neden diyeceğim? Ya bir zaman yolculuğu var bir evet, hikayeye. Yani zaman yolculuğu ve gerçeklikler gibi diyeyim o zaman. İşte o gerçek şu anlamda söyleyeceğim. Ben orada çok beğendim. İkinci ciltte bir işte yani bir karakter işte böyle zamanda yolculuk gidiyor. 40 yaşındaki haline evet, geliyor. Evet. Bunlar çok işte 12-13 yaşında kızlar. İşte gazete dağıtıyorlar. 80 yılın yani 80'lerde yaşıyorlar. O yüzden o 80'ler ortamını çok iyi vermiş. O şey için o hoşuma gitti. Çünkü şeylerden o gelecekten gelen bir kendi klonu var. Gerçeklik değişiyor aslında galiba. O şey diyor. Yani hep bilinenin sizin hani bildiğinizin aksine hani hep paralel evrenler, paralel gerçeklikler evet, yerine sadece tek bir timeline var. Bir gerçeklik var orada hani ileri ya da geri gidebiliyorsun gibi bir şey var. O hani genelde bizim alıştığımız paralel evren şeyinden farklı bir şeyi olduğu için hoşuma gitti mesela. Doğru söylüyorsun. Ben şeyle karıştırdım. Bu ikinci ciltte oluyor sanırım evet, bütün bu hikayeler. O ben gelecekten çünkü bilmiyorum gelen, yani evet, bu aralarındaki muhabbetleri. Çünkü var. Birinci cilt böyle bir aralarından işte yaşlı halini görüyoruz bir aynen, kızın yani. Ve ben ne falan dedim ama ve bitti. Ama şu var işte gerçeklik tek çizgide ama sanki gidip geldikçe değişiyor. Oluyor oluyor. O benim işte onu karıştı. Onu yanlış söyledim aslında. Gerçeklikler değişiyor. Evren falan değil mi? Gerçeklik değişimi oluyor. O yüzden hikaye
görsel olarak o gerçeklik değişimlerini falan çok güzel anlatmış. Renkler çok acayip güzel bence bu arada. Ya ben çizimlere o kadar yükseldim ki bu arada. Yani Wong'un kadar da kim çizmiş bunu hemen bakıyorum. Şey bu. Chief Cliff Chang. Miss Marvel'ın çizeri bir yerden sonra. Yeni yani bizim okuduğumuzun değil o şeyindi. Alfonso bir şey. Öyle bir şeydi neyse. Matt Wilson da çiziyor. Matt Wilson şey renkler. Pardon, renkler de şimdi ayrı yeni seri yani. Miss Marvel'ı yine şey çiziyor. Zaten Eisner ödülü aldı en iyi çizer yanlış hatırlamıyorsam. Arkada yazıyordu ikinci cildi. Bu arada Cliff Chang da yani Chang neyse işte takip ediyorsanız şeyleri coverları da çok güzel. Çok güzel evet. Çok güzel mesela bir Darth Vader coverı vardı eski biten seride muhteşemdi. Ya bunun şey da normal olarak, coverları böyle evet. Sanırım bu arada. Onlar da çok başarılı. Bu arada bir şey ekleyeceğim ilginç olarak. Renkleri ben de çok beğendim ama hikaye anlatımına rengin katkısı çok yok. O beni biraz şaşırttı. Yok evet. Yani. Katılıyorum harbiden öyle. Yani renkleri açtığında ben çok güzel. Evet. Ama şey tadı var o renklerde. Böyle bir yandan hani modern bir renklendirme ama tad olarak da böyle hafif bir 80'leri hissettiriyor evet, sana. Evet evet. İşte o böyle retro renkler kullanılmış işte garip uçuk yeşil. Evet. Mor ve pembe zaten genelde. Böyle birazcık solgun sarı. Evet, sarı olayı. Evet. O böyle sigara içersin o sarı olur. Sarı bıyık diye adlandırdığımız şey. Burada mevzu bahis yani. Telsizler, mersizler. Çok keyifli bir hikaye ve onun dışında böyle genç kızlar etrafında dönüyor olması da çok enteresan evet. Ve hoşuma gitti benim. Ama ben sizin gibi ikinci cildi okumadığım için biraz daha cahilim. Yok şöyle aslında çok yani... Ya bir şey anlamıyoruz. Hani onu söyleyeyim. Ortaya çıkan bir şey yok onu demek isteyecektim ben. Yani gerçekten daha bunun hani ne olacak diye merak ediyorsun tabii, okurken. Tabii. Daha çok şey var. Ben biraz hani konuya girersem, yani konuya girmekten çok şöyle diyeyim. Hani ne anlatmaya çalıştığını, biraz da hani bu kadar fantastik bir hikayenin içinde... Klasik bir genç kızın geçmişte yaşadığı, işte daha sonra büyük hayalle karşılaşıp pişmanlıkları ve onları nasıl düzeltirim? İşte bu pişmanlıklar benim arkadaş ilişkilerime nasıl yansır gibi daha böyle günümüze... Yani ne kadar insani şeylere yaklaşıyor yani. Genelde. Diğer eserlerde de olduğu gibi diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani Brian K. Vaughan'ın hani okuduğumuz hepsinde de zaten söyleyeceğiz. Acayip göndermeler yapan bir yazar. Evet, evet. Ve yani burada da böyle 80'ler göndermeleri dolu yani. Hani politikaya özellikle yani Amerikan kültürüne dair inanılmaz göndermeler var ve böyle hani yani yerel değil okullar işte politika, spor, film, zaten gazete dağıtıcısı şey. Kızlar olması zaten bunun en başta yani. Direkt Wikipedia açın canım. Başka türlü okunmaz o yani. Böyle açıp bir anda fıtı fıtı bakman gerekiyor devamlı. Ve şey Brian Vaughan hani şeyi de iyi yapıyor yine bu hikayede diğerlerinde de yaptığı gibi. Hiç politically correct işte politik doğruluğa girmeden bütün işte cinsiyetçiliği çok siliyor, hiçbir şekilde yok. İşte ayrımcılık yok, her şey eşit. Ve siz buna hiçbir şekilde batmıyor. Hani genelde bizde böyle bir tepki oluşmaya başladı ya. Ve işte her şeye seksiz. Yok çok güzel, falan. Çok güzel yediriyor. Evet, yani hiçbir şey... Düşünmüyorsun zaten yani. Onları. Yani düşünmeden normal olması gereken buymuş gibi okuyorsun yani. Ya şimdi söyleyeyim çünkü büyük ihtimal sonra çok şey konuşacağımız için unutacağım. Hani burada mesela kadın karakterler üstünden anlatılan bir hikaye var. Aslında Y'de de hani... orada tabii erkek karakter önde ama ön planda ama... Yine kadın. Yine kadın ve Saga da... Kadın ağırlıklı bir yani ve kadınları hep böyle güçlü kadınları resmediyor Vaughan. Evet ve ona odaklanıyor yani şey gibi de odaklanmıyor bir kadın yaratayım işte Wonder Woman filmi de öyle mesela işte izleyenler görecek yani çok güçlü olsun herkesi dövsün değil de yani işte insanlığa ilham versin. O karakterlere bir işte yol göstersin ve ona odaklanıyor yani. O çok güzel o yüzden. Çok da temiz yapmış onu. Hadi Saga'ya girelim o zaman. Ne dersiniz? Saga'ya mı girelim? Girelim. Bu arada dur ya bir şey daha söylemek istiyorum. Hadi söyle. Hadi be çok seni mi kıracağız? Çok fazla Apple göndermesi var. Çok acayip. Her yerde çakıyor. Ay bilmem ne ay bir şey. O bir yerde böyle aptal bir şeyin yine başına ay koyup bir şey yapmıştı da unuttum çalışmıyordu şimdi. Çalışmıyordu galiba onu mu diyorsun? Ya da yok dur ne vardı bir şey böyle
projeksiyon makinesi bir şey var. IBM mi ne bir şeydi galiba. Saçma sapan böyle ya. Çalışmıyor da falan diye sinirleniyorlar. Çok güzel yani. Çok güzel. Nefret etmiş yani artık. Baya muhtemelen kaç ürünü bozulduysa artık. Böyle tüketici haklarımı çizerek yazarak. Ama yani şey olarak hani baya gelecekte de hani Apple hani işte evet, ta 2000 evet. Kaçtan geliyor? 1000 yıl ileriden böyle hatırlamıyorum. Tabii kopya gidiyor zaman. Bu kadar 1000 yıl değil de. De işte bayağı yani 200 50... sene mi? Bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum. 200 falan değil ya. 50-60 sene falandı galiba. Neyse orada bir de hani geri... Ya yani orada hani böyle tekel olmuş herhalde Apple. Çünkü böyle puatlı. Tabii, aynen her yer Apple. Dünya yutmuş. Okey. Bu küçük Apple viralimizden sonra... şaka şaka. Saga'ya geçelim. Ya Saga ne kadar şahane bir şeymiş ya. Ben bunca zamandır okumadığıma bin pişman oldum ya. Yani. Ki ben işte bu 4'te kaldım. Aslında keşke gerisini İngilizce okusaydım dedim ve okumadım yani. Ama bu 4 ciltte aman tanrım ne kadar güzel falan diye ben devam ettim. Ben devam ediyorum. Çok güzel ve hani abart yani iddialı olacak ama harbiden Star Wars ya. Hani bayağı yeni bir Star Wars hikayesi yani. O tatlı bir hikaye, yeni bir Star Wars çakması değil de tamamen bir evren yaratan, o evrenin içindeki karakterleri sunan ve o karakterlerle bağ kurabildiğiniz, özellikle genç okuyucunun böyle hayatımı ben nasıl şekillendireceğim paniğinde olan genç okuyucunun, böyle üniversite bitmek üzere falan, şunu okursa ve etkilenmese şaşırırım yani. Evet, kesinlikle. Çünkü çok fazla hayat hikayesi var içinde. Evet. Ben sunuyorum. Yani, siz yorumcularımızsınız. Ya ben hani yani çok seviyorum. Hmm. Hani Türkçe'de çevirmek bana nasip oldu. Bir çevirde bir nokta var. Çeviri çok güzel. Evet, çeviri çok güzel. Küfürleri o kadar net. Muhteşem küfürler. Evet, ya, o kadar net böyle çevirmişsin ki. Ya, bundan, hayran kaldım. Ya bu tabii daha özgür, hani süper kahramandan daha özgür bir eser şey olarak. Yani burada mesela kullandığı herhangi bir şeyi ilk kez biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Hani yani oraya... bir şey yarattığınızı hissediyorsunuz bir şekilde. O yüzden de çevirmek de çok zevkli ama tabii yani hikaye o kadar iyi ki. Yani... Ben o zaman ufaktan hikayeye gireyim. Gir. Ben bir şey söylüyorum basitçe. Hep böyle mesela dükkana gelenlere falan da diyorum ki işte Saga var diyorum. Hikayesi şöyle diyorum. İşte Star Wars ve Romeo Juliet karışımı gibi. Yani şimdi böyle söyleyince almayacaksınız tabii bunu. Ya çünkü hani spoiler vermeden ve yani okumadan aslında basitçe iki ırk var 100 yıllardır savaş halinde. Evet. İşte bunlar birbirine aşık olan birer o ırktan birer kişi var. İlk kez çocukları oluyor. Yani herkes de çocuğun peşine düşüyor. Yani böyle söyleyince aslında böyle çok sıradan bir hikayeymiş gibi geliyor. Ama zaten güzel bir evren oluşturuyor ki bunun etrafında. Aynen öyle. Ve yani karakterler de inanılmaz ne kadar güçlüler yani. Bir yandan da çok epik şimdi iki gezegen çarpışıyor ve bunlar şey gibi 90'lardaki Türkiye Yunanistan gibi. Bir ara şey muhabbeti başlamıştı şu dönemden sonra sen ne güzel düşmanımızdın Yunanistan diye. Hani böyle eskiden daha naif olan zamanla böyle hiddetleşen ve savaş şeye taşınmış yani iki ülke birbirinin topraklarını savaşmıyor. Bu iki ülkenin savaşları gidip farklı gezegenlerde savaşıyor daha... Orada bir böyle bir mindfuck oluyor zaten. Bir kafa gidiyor. Bu çok hoşuma gitti bir kere. Sonra birbiriyle tanışan iki kişi. Biri işte asker. İkisi de asker galiba hatta. Ama çocuk. Yani evet, çocuk aslında. Yani asker ama. Yani öyle hippie gibi bir adam ya. Normalde ya. Yani. Böyle hani şey zorla asker olmuş gibi. Ve ikisinin çocukları istemeden oluyor. Bir yandan ikisi özgürleşmeye çalışırken. Özgürleşme hikayene bir çocuk dahil oluyor istemeden. Ve biz hikayeyi başta çocuğun dış sesinden dinliyoruz. Kurgu böyle bir çapraz gidiyor. Devamlı bir öne alıyor, geri alıyor. O da bir Tarantino gibi olmuş zaten. Ya o yüzden hikayeyi sadece böyle hani basit bir 5 cümlelik tanıtımına bakıp almamazlık etmeyin. Evren harbiden çok geniş ve çok epik şeyler oluyor. Evet. Şimdi okuyanlar için artık hafif spoiler verelim yani bu hikayede. Çünkü içimiz yiyecek. Ama siz tabii benden de ilerisini okumuşsunuz. 4. cildin sonuna kadar spoiler verirseniz çok sevinirim. Yok 4'e kadar konuşuruz. 4'e kadar konuşalım yani. En azından Türkçe aslında okumuş insanlar için.
Ya yan karakterlerin hemen hemen hepsine çok hayran oldum ama özellikle yanda giden işte bu Bounty Hunter hikayeleri çok iyi. Yani örümcekli kadın ve öbür herifin aşkı hikayesine ben ayrı tav oldum yani. Yo, adamın bir de şey bir tadı var böyle Bounty Hunter işte böyle bir kerane gezegene gidiyor. Kibar anlamı. Sextillion. Sextillion. Orada böyle bir anda Punisher oluyor mesela herif işte. Çocuk şey var, pat herifin kafayı patlıyor evet. falan. Ya böyle hikayenin öyle iniş çıkışları var ki şey gibi. Nasıl diyeyim? Progresif şarkı gibi. Yani progresif metal dinleyen varsa hani şarkı işte bir tavan yapar, bir düşer, bir düz gider, tekrar çıkar. Ya bir anda böyle çok sakin okuyorsunuz, sayfayı bir çeviriyorsunuz, kafa patlamış işte. Bir çeviriyorsunuz, işte bir anda hiç beklemediğiniz biri ölmüş. O yüzden dediğin Bounty Hunter hikayesi de onun içine çok güzel girmiş. Aynen yani. Öyle. Ya beklemediğin için aslında hiç duygusal bağ kurmam ben bu karakterle dediğim bütün karakterlerle anne kurdum baba dahil inanılmaz bağ kuruyorsun. Şeyle yani. Kurabildim. Hele ki anne Prens'te. Babanın annesiyle inanılmaz. Prens'te de kuruyorsun. Değil tabii. Mi? İşte şey, televizyon kanalı. Ya o çok çok iyi ya. O onun işte kraliçe karısı ve aynen. Onların çocuk yapma derdi bir yandan falan öyle şeyler ya, de var. Hani böyle gerçekten hani burada şimdi kötü adlandıracağın hani bizim kahramanlarımızın peşine düşen kötü insanlar bunlar. Ve dediğin gibi yani orada işte adını unuttum o böyle örümcek Bounty Hunter. Evet. İngilizcesini hatırlıyorum adını da. Ben de hatırlıyorum. Kafa avcısı, kelle avcısı. Stalk'tu galiba İngilizcesi de Türkçesini ben çevirdim ama hatırlamıyorum. Bounty Hunter'ın en azından Türkçe'sini söylüyor. Yani mesela o böyle örümcek hani kadın. Kötü bir kadın o. Yani öldürüyor, bir şeyler yapıyor. O bile böyle bir bağ kuruyorsun ve ona bir şey olduğunda böyle ya o da ama onunla aşk yaşıyordu işte ama aslında o kadar da kötü değildi o falan böyle bir yani bütün karakterleri o kadar güzel anlatmış ki hani hiçbiri tamamen kötü değiller çünkü. Hani normal insan gibi karakterler. Orada çok güzel. Hiçbiri tamamen iyi de değil. Değil, arada. Evet. Bence şöyle bağlamış onu. Ben şu çıkarımı yaptım. Bir yerde şey diyor işte. Kimse karşılıksız bir şey yapmaz diyor yani. Hiçbir insan için. Yani. Ama bu karşılığı şey olarak yapmamış işte. Sen bana iyilik yap, ben sana para vereyim. Birine sevgi duymam bile. Yani onu bile tabii. Karşılık temeline oturtup bu dediğin olayları çok güzel şey yapmış, bağlamış yani. Sen böyle hiç sırıtmıyor yani. Bakınca bu niye böyle oldu demiyorsun. Etkileniyorsun. Bayağı güzel var. Bütün bu garip ırklar içerisinde de inanılmaz politikalı korrekt bir eser yine senin dediğin gibi. Çok hakikaten işte böyle ırk eleştiri, ırkçılık evet. Eleştirisi falan çok ağır bir biçimde var yani. Gibi sokuyor yani. Hiç acımıyor yani. Evet evet yani çok da net yani. Ve her şeyi dövüyor yani. Belli ki Wombi de şunu düşünüyor. Yani ben hayatta neye uyuz oluyorsam bunu anlatmam lazım demiş. İşte çocuklara mı kötü davranıyor? Pat vuruyor işte. Kadınlara mı kötü davranıyor? Pat ona vuruyor. Yani hiç acımıyor adam. Cinsiyetçilik mi var? Ona da geçiriyor ama ve bunların hiçbirine şey demiyorsun. Aa şimdi niye böyle dedi ki ne güzel gidiyordu hikaye falan demiyorsunuz yani. Çok iyi yediriyor evet. Aynen. Ve dış ses kullanması da bence güzel çoğu yerinde. Bu hikaye çok iyi gitmiş yani açıdan. Sanki sizi devamlı o bilgileri kafanıza sokuyormuş gibi anlatıyor. Çizimleri de hadi hemen övelim. Evet. Fiona Staples. Staples abi çok güzel çizimler ya. Ya renk kullanımı mesela bunda etkili. Mesela daha işte aksiyon sahneleri, daha böyle sakin sahneler, renkler bunda etkili. Şey Paper Girls gibi değil. Belli ki onu planlamışlar yine. Bayağı güzel olmuş o açıdan da. O yüzden Saga'yı okumadıysanız hadi çok hiç aslında spoiler vermedik sayılır. O yüzden oturun okuyun çok. Ya şöyle bir şey var zaten hani şey anlamında okusunlar tabii herkes. Zaten dünya şu an bunu okuyor. Yani Walking Dead hani 5 sene boyunca en çok satan çizgi evet. Romandı. Onu Saga indirdi tahtında. Ki yani Walking Dead'in dizisi hala devam ediyor ama yani Saga'nın niye dizisini yapamıyorlar? Çünkü ayı gibi bütçe ister. Evet. Örümcek kadını bile yapmak kim bilir ne kadar. Yani o uzay muzay evet. Ya bence dizi yemez buna hani. Film falan film lazım. Ama ya bu film ama yani lazım tabii. Ben açık söyleyeyim bunun film yapmalarını istemem. Çünkü o karakterleri yani filmde böyle güzel veremezler. Yani şey var 4. ciltte miydi neydi? Ya bu, bunu zaten gidip de Warner bilmem ne yapmaya çalışırsa. 4 en alttaki olsa gerek. Bayağı şey çöpe döner zaten de. Ha şu karakter ya şu fok balığı gibi olan falan böyle yani canım benim ya. Çok sevimli ya yani sevimli onu düz bir adam ya evet şurada bir yani ne o etraftaki çiftçi ama çiftçi şu kare mesela yani böyle canım benim diyorsun ama bayağı düz çiftçi adam yani çoban mı ne işte ya işte bu karakterlerden dolayı da ben biraz Star Wars dedim çünkü
çok fazla ilginç tip var ve bu tiplerin hepsinin bir dünyaya etkisi var. Yani öyle tırt orada işte buna böyle sevimli olsun diye koymamışlar yani. Siz dünyaya böyle girdikçe o karakter bir şey veriyor, bu bir şey veriyor. Hepsini toplayıp mesela sonunda şey çıkıyor. O Tyrion miydi prensi? Prens 4. Onun babası geliyor. Evet. 70. televizyon. O çok iyiydi ya. Muhteşem. Normalde böyle bir çıkıp 30 sonra baba bir çıkıyor. 70 istediğimiz. Ne kadar saçma yani ya. Ve ne kadar komik ama çok böyle evet. Şey işte. Ve görüntüler değişiyor. Şimdi mesela onda böyle daha anladığım kadarıyla bilmiyorum belki yazarın vermek istediği her şeyi alamamış olabilirim orada. Belki siz farklı şeyler almışsınızdır. Bir herifin duygularını veriyor ekranda anladığım kadarıyla. Bir de o anda ki işte hareketlere göre ne yapacağını ya da sana nasıl tepki verdiğini gösterecek şekiller çıkıyor. Babası gelince bambaşka böyle direkt alakasız böyle. Tamam abi. Korkuyorsun ya. O çok güzel yani bir adama şey koymak televizyon kafası koyup ona anlatmak çok acayip olmuş. Çok farklı seçimler ve tercihler var. Evet, Saga'yı daha da övebilirdik ama ve lakin evet. Bir de gelin Y son erkeği övelim. Olur. Bak Y son erkeğin bence dizisi olur. 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 Yani ona daha böyle CGI, MGI gerektiren şey çok yok. O direkt yapılır. Ki yani şöyle Y son erkeğin film projesi sürekli böyle bir ısıtılıp tekrar hani kaldırılan bir şey. Yıllardır bence dizi olur abi. Onca bence dizi de dizi yani. Olur ama bu 3 film olacaktı diye şey oldu. Neydi şey hatta en son tekrar böyle bir tam bu sefer yapıyoruz dendiğinde de ne bu genç çocuklardan Transformers'daki neydi? Oynayan şeyle LeBov. O oynayacaktı. Ama öyle bir şeyi konuşmuştu galiba. Sonra zaten proje yine şey oldu. Yani diyorum bu dizi olmalı. Ya aslında dizi daha iyi olabilir. Ben ilk kez Y son erkeği, ilk kez demeyeyim de çok uzun bir süre sonra ben de buna oturdum. Sabah işte kahveyi koydum. Saat 10'da oturdum. Kalktığımda akşam 11 falandı başından. Yani uzun süredir böyle bir şey seri yapıp bu kadar etkilenerek kalktığımı hatırlamıyorum. Binge yani. Watch, dizi izlemek gibi bir şey bunu okumak. Çok uzun zaman. Yani. En son Lord of the Rings yapmışımdır yani evde oturup işte filmleri izleyeyim falan diye. Bu çok acayipti o açıdan. Ve yani ilk başta çok alakasız bir şeyden gireceğim. Muhtemelen İngilizceleri de öyle. Bu Y son erkekte seçilen kağıt çok etkili olmuş ya hikayeyi beğenmemde. Çünkü bak dikkat böyle kuşa kağıtlarda böyle bir yaparlık hissi var. Bunda daha böyle çıtır çıtır okuyorsun. Sıcak bir şey. Evet. Sıcak renkler sıcak kağıt böyle daha hafif kokusu güzel falan böyle. Evet böyle sanki böyle güzel kitap okuyormuşsunuz gibi. Aynen. Tabii ne kadar belli olur bilmiyorum ama biraz böyle saman kağıdın. Hayır saman kağıda basılmış o eski tat var. Ya bunu niye girdim? Şundan girdim. Bunu elinize aldığınızda işte 10 cilt nasıl okuyacağım diyorsunuz ya. Okumanız için kağıt bile sizi teşvik ediyor. O yüzden bu konuya girdim yani. Ya bir de böyle çizimleri bunun güzel. Böyle çizgi film falan gibi ya birazcık da. Evet evet çok tatlı. Ya böyle güzel bir animasyon izliyormuşsunuzcasına bu çizimler var. Çok net çizimler. Benim çok hoşuma çok gitti. Çok net evet. Çok hoşuma gitti. Yani normalde başka süper kahraman hikayesi olsa bu çizimi beğenir miyim bilmiyorum ama bu hikayede o kadar güzelmiş ki bu. Gayet realistik de bir de. Evet o evet bir yandan da öyle varmış. Yani. O yüzden hani diziye falan filan çok uydurabiliyorsunuz kurgusuyla yani, vesairesiyle. Bunun dizisini yapıp da tutmaması bana çok abes. Ya kötü evet. Yapılması lazım yani. Şu... Yani şu düzgün yapılırsa yani şeyin bir numaralı dizisi olur televizyonun. Tabii canım. Tabii, tabii canım. Yani düzgüne gerek bile yok yani direkt al bunu aynısını kare kare yap yani tabii bu arada. Hazır. Hikaye zaten yani isminden belli son erkek. Dünyadaki bütün erkekler bir anda ölüyor. Ve bir erkek kalıyor bir de maymun kalıyor. Ya yani gördüğümüz ilk başta kalan erkek maymun. Ve o adamın ilk önce sevgilisine ulaşmaya çalışma amacıyla yola çıkıp onu bulmaya giderken başladı. Ufak bir yol hikayesi gibi başlayıp inanılmaz bir şekilde büyüyerek. Büyüyen. Muhteşem. Aslında yine de bir yol hikayesi. Tabii. Yani burada bir geri dönüş yapacağım. Aslında Saga'da Paper Girls de bir yol hikayesi. Evet evet. Ama yani şöyle bakınca zaten iyi hikayeler hep yol hikayeleri. Aynen öyle. İşte bu şey var ya işte Lord of the Rings'le falan filan anlatıyor. Evet. Bir karakterin yolculuğudu işte Frodo yüzüğü. Tabii. İşte atmaya gider ama başka bir sürü bir şey olur. Orada amacı değişir falan. Halbuki falan. Kartallarla yolda. İşte
İşte burada da son erkek falan başka kız. Halbuki peşine, halbuki sevgilisinin peşine göz düşeceğini. Gününü gün etse diyorsun. Yani gün etse. İlgili tespitimi sonda yapacağım. Ya bu arada hani cidden hani Burç demin de söylemişti. Yani başında daha doğrusu videonun. Ya son erkek bir erkeğin etrafında dönen bir hikaye olsa da tamamen %95 oranında kadın hikayesine. Yani kadınların toplumdaki yani yeri geyini geç. Dünyadaki önemi ve dünyadaki aslında işte biz diyoruz ya işte kadınlar bizde eşit. İşte her yerde onlar zaten var. Her hakkı veriyoruz. Yok abi öyle bir şey yok. Ve erkekler bir anda öldüğünde dünyanın nasıl bir kaosa girdi? Bunun nedeni erkek olmaları değil. Pardon. Yani erkeklerin önemli olması değil. Her yerde erkek olması. Yani şöyle diyeyim. 2 milyar insanın yarısı random ölse, yani kadın erkek tabii karışık ölse hayat devam edecek. Ama erkekler önce şunu fark ediyorlar burada da. Siyasetçi yok. Uçak pilot yok. Yargıç yok. Yargıç asker yok. Asker yok. Kimse yok. Böyle bir anda her şey kalıyor. Yani kadınları hani Tancan söyledi. Bir yani İsrail kadınları, ordusunda ha, çok kadın evet olduğu için onlar inanılmaz. Zaten onlar güçlü geliyor böyle. Ha, evet, yani evet kadınları ne kadar geri plana ittiğimizi gösteriyor. O hani İsrail ordusu evet güçlü. Bir de ilginç hani onu ben de bilmiyordum. Avustralya'da sadece denizaltılara kadın evet asker alıyorlarmış. İşte hani o varmış mesela. Çok enteresan. Ya bunları böyle alıp kolektif bir şekilde bunun içine yatırması ve çok realist yani. Hakikaten böyle olur herhalde diye düşünüyorsun yani. Tokat gibi geliyor bir de. Yani. Evet evet yani. Ve şey de güzel bir örnek. Dedim ya maymun kalıyor. Aslında şey mantığı var sanki orada. Bir de işte bak maymun başa döndünüz hocam. Hadi bakalım şimdi uğraşın. Tadı da var ya. O da hoşuma gitti. Ve yani bu özellikle şimdi hani Paper Girls 80'lerde geçiyor. İşte bir zaman yolculuğu var falan. Saga hani zaten uzayda geçiyor. Y dünyada ve yani modern dünyada geçiyor. Yani o kadar çok gönderme var ki yani ucu bucağı yok. Ya evet. Yani şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum ve çok o kadar çok var ki hiçbir yani özellikle bir de 10 cilt olduğu için her ciltte en az 20 tane var. Ben hani bir ilk başta böyle bir örnek verelim istersen. Hani not alıyordum hepsini, sonra dedim ki yani bu not alınacakla hani her örneği not almanın imkanı İmkansız yok. Yani. Yani çünkü o zaman şöyle oluyor. Tabii ki imkanlı ama buraya bir programa bizim 3-4 saat yapmamız lazım. Arada evet yorumlarda diyorlar bana işte yani isim ver. Orada şey tutuyor eline, ne tutuyor da bakmadan anlatsın falan. Yani bunu anlatamam. Yani şöyle not var yani bakın hala akıyor görüyorsun, bilmiyorum görüyor musun? Bitmek bilmiyor yani. Yani bu kadar şeyi bir anda aklımıza getirmek cidden zor. O yüzden de bu notları. Ya ben hani hiç not almıyorum normalde. Bu sefer not alma gereği hissettim ve bayağı bilgisayarda harbiden not aldım. Yani şu an bilgisayar arkada çantada duruyor ama demin şeyden önce açıp biraz baktım. Yani, hadi örnek verin o zaman. Örnek en sevdiğiniz mesela, göndermeler nelerdi? Ben şeye şaşırdım. Bir tane şeyden bahsediyor işte. Böyle barınak gibi bir yere gidiyorlar. Eski böyle arazinin ortasında kalmış. İşte orada meğerse gizli bir üs varmış. Bunu da işte o diğer kadın biliyordu galiba. Yani şey İsrail ordusuna gelen kadınlar ona orayı arıyor. Amerikalı kadın da orada öyle bir üs olduğunu biliyor. İşte diyor ki işte burada diyor işte şey derlerdi ki işte bilmem ne Booth muydu adamın adı ne şimdi hatırlamıyorum. John Wilkes Booth. Ha, John Wilkes Booth diye bir adam işte burada öldürülmüştü falan diyor. Ben dedim kimmiş bu diye baktım. Ben cidden zamanında bir Amerikan başkanı suikast düzenleyen sonra bir komplo içerisinde öldürülen bir adam olduğu çıkıyor ortaya. Ve onun hikayedeki bağlantısı da zaten yine orada aslında gerçekten bir komplo varmış hani gizli bir üs var orada ve oraya kaçıyorlar. Onu böyle görünce böyle şok oluyor adam falan ne iş siz ne ayaksınız falan diye. Hani o şeyi de sorgulatmış şimdiki gerçekliği falan da sorgulatıyor. Mesela senin buldukların ya, da var. Ya şey arası. Mesela bir yerde böyle bu Yoreğin babası şey annesi böyle hani congresswoman işte neydi? Senatör değil, milletvekili. Ha, işte mesela orada böyle bir hikayenin en başında daha erkekler ölmeden ki anları gösteriyor. Bir erkekle konuşuyor. Orada diyor ki işte 1646 numaralı kanunla ilgili bilmem ne. Hani, ya dedim bir an böyle o an daha böyle ilk cilt ya başları her şeye bakacağım ben falan o gazdayım. 1646 mesela 1646 kanunu varmış. Böyle 1646 yılında İskoçya'da yürürlüğe girmiş. Ebeveynlerine yani inatçı çocukların cezalandırılması kanunu gibi bir şey
ebeveynlerin sözünü dinlemeyen erkek çocukların öldürülmesi hani emreden bir kanun. Sonra buna kızlar da eklenmiş. Sonra o yumuşatılmış, öldürme kaldırılmış. 1973 yılında bu kanun kalkmış sonunda da. Ve hani oradan benim çıkardığım hemen şey mesela işte erkekler doğa ananın hani sözünü dinlemiyor, ona karşı şey yapıyor, işte oradan onu cezalandırıyor gibi hani böyle bir çıkarımlar yaptım ben de kendimce. Mesela şey vardı. Bence doğru ya, cidden öyle bir şey yapıyor. Yani onu hani başka biri olsa kıçından salladı diye derdim de yani bu adam gerçekten hani her şeyi yapıyor. Yoksa niye o kanunu koysun ki zaten, anladın mı? Kafadan bir şey koyar ya. Yani. Şey de yapmıyor yani. Şimdi diyor ben böyle bir şey yazacağım, buna da bir tane böyle bir şey uydururum gibi değil yani. Bunu planlamış, okumuş belli ki önceden, bunlara hakim. Çünkü yazar hazırlık yapıp hani bu dünya içinde, yani dünyanın tarihinde çıkmış saçma sapan yasaları falan iyi araştırıp, ki aslında saçmalık da şuradan zaten, hani şimdiki bize çok mantıksız gelen, mozan mantıklı gözüken işte çocukların üzerindeki, kadınların üzerindeki, işte erkekleri bile bir noktaya kadar baskılayan ya da işte siyah erkekleri dışlayan bütün o yasaları bayağı böyle özümseyip onun çevresine kurmuş hikayesini, hani sonradan eklememiş. O yüzden de hani bize verdiği şeyler böyle çok basit, nasıl diyeyim, işte bu yasa böyleydi değişti aman onu öyle yapmayın değil. Aslında bizim de geleceğimizi düşünürken hani insanlara davranışımızı bile etkileyecek şekilde yani davranmamızı sağlayan bir hikayeye çevirmiş durum. Biz uzun bir cümle oldu. Ya şey mesela böyle Yorick'in odasında böyle kitaplar var, orada bir şeyler yazıyor, kitapların adları var. Mesela birinde Layup yazıyordu. Ben yani o ara böyle ilk daha başları ya azimliyim her şeyi. Mesela bir Tibet kavminin adıymış bu ve tanrıları gücendirirsek salgın hastalık yollayacaklarına inanırmış o Tibet kavmi. Hani ben de böyle tabii hep her şeyi oraya, çünkü hani aslında bu erkeklerin ölmesinin sebebi hani kesin olarak verilmiyor çizgi romanda. Hangi sebebin doğru olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Birkaç tane teori var. Yani Brian, yani o teorilerde öyle açık bir şekilde. Brian K. Vaughan'ın da söylediği, biz bunu o yani 60 sayılık bir seri, 60 sayı içinde söyledik ama hangisinin doğru olduğunu siz karar verin yani. Aynen öyle. Size istediğine inanır bu arada. Yani biri daha böyle ulvi bir şey diyeyim, daha böyle soyut bir şey. Biri daha bilimsel bir şey, öbürü daha fiziksel bir şey. Yani 3 farklı şey var. Hani o da güzel. Yani ne hangisine yanmak istiyorsan inan. Yani hani şey olarak basitçe hani benim yani not aldıklarımdan neler vardı? Yani çok var. Çünkü aslında kitapta böyle yani çizgi romanın içinde böyle herhalde yani böyle gerçekten saysan 12-13 tane falan nedeni olabilir. Çünkü hani biraz daha farklı, böyle ufak farkları var ama değişik nedenler sunuyorlar. İşte Helen'in tılsımı var. Hani öyle bir iddia var. Helen tılsımı. Evet, tılsımı zaten gelip çalıyorlar. Yani Ürdün'den çıkarsa işte dünyaya büyük bir kötülük gelirmiş. Truva Savaşı'ndan çok daha büyük kötülük. Mesela o. Bir neden de bu. Hani o, çünkü bize erkeklerin o ilk öldüğü anda hani gösterdiği belli kareler var. Onlardan biri işte tılsım. Ajan 355'in işte yani onunla uçuyor olması. Ben de sen bitir oradan 355'ten o terapiye geleceğim. Ha. Yani şey işte mesela başka işte bu yani morfik rezonans sonucu işte hani erkeklere ihtiyacı kalmadığı anda doğanın işte öyle istedip işte yok etmesi erkekleri, işte biri işte Çin'in erkek nüfusunu öldürmek için işte bir şey virüs salıp bütün dünya gibi böyle, yani daha bir sürü şey var. Ya okurken dikkat edin. yine yanınızda bir Wikipedia olsun. Şeye geleyim hemen. Ajan 355'in terapi sahnesini hatırlıyorsunuz herhalde. Bu işte bizim esas ajan Yori'yi alıp işte başka ajan 355 adında birine... Yok 711'e veriyor. 711 pardon. Ona teslim edip gidiyor. Sonra birçok erkeğin korkulu rüyası olan şeyler yaşıyor bizim Yorick. Ama yani bunu gibi tokat gibi zaten böyle yaşıyor ve şunu fark ediyor. Yani bu aslında hikaye boyunca Yorick şey yapmaya başlıyor bir noktadan sonra, işte ben hallederim, çekilin ben yaparım. Ölümcül bir şey yani, muhtemelen ölme ihtimali olan bir şey var ya, ona gidiyor falan.
Biz de şimdi ne algılarız bunu? Ne kadar cesaretli adam falan. Ama hep ne aptal herif falan diye. Ya, evet işte, ha, o da ne dangoz bu falan. Ha, hayır yani sen bir koruma içgüdüsüne girersin. Çünkü ben de öyleyim yani. Ama o zaman şöyle bir algı da ya, ne korkak herif falan. Ki bu aslında bu algı burada da anlatılıyor. Biraz böldüm ama kadınlarda da var işte. Kadınlar cesur erkekleri sever falan. Ama cesurluk aslında o değil işte. Yani o terapiden sonra şunu anlıyor Yorick. Ben her şeyi atlıyorum. Yani ben ölmeyi istiyorum. Demek ki ben suicide'ım yani intihara meyilli bir durumdayım. Onu anladığı anda böyle hikayenin zaten akışı değişiyor. Kendi de böyle inanamıyor buna. Biraz sert bir terapi. Bu arada bu gerçekten terapinin adına da bakmıştım ama şu an bulamayacağım. Ya bu terapi uygulanmıyor şu anda ama eskiden uygulanıyormuş cidden hastalara. Şöyle oluyor, siz gidiyorsunuz bir terapiste. Sizin o anda yaşamayı hiç ummadığınız herhangi bir şey olabilir. Sizi suya atıp boğmaya da çalışabilir. Başka bir şey de yapmaya çalışabilir. Bir şey yapıyorlar sizden habersiz ve o şokun etkisiyle bir tepki veriyorsunuz. O tepkinin sonuçlarına göre sizin durumunuz ortaya çıkıyor. Yani biraz sert bir şey bu ama bu hikayede çok etkileyici olmuş. Adam onu bile araştırıp buraya yedirmiş yani. Ve çok da güzel. Hakikaten hikayenin seyrini değiştiren böyle artık dönüm noktalarından ve hani her insanın hayata bakışını sorgulatan birçok andan bir tanesi yani. Tabii canım. Hadi çok azıcık yan karakterlerden de bahsedelim. Yoksa yüzyıllar boyunca konuşulacak bir eser bu yani. En sevdiğiniz kim? Abi ben yan karakterlerde aslında bir isim vermek yerine en çok bir kasabayı sevdim yani. İkinci ciltteki kasabanın adı da neydi ya? Marsville miydi? Evet, Marsville öyle bir şeydi. Bir grup kasabaya gidiliyor ya böyle işte çok güzel bir yaşam var. Orada böyle soyut bir yer kurmuşlar. Her tarzda farklı kadın var işte. Yemek yapanı var, silah tutanı var. İşte diyorsun ya bunlar nasıl yapmış bunu? Sonra anlıyoruz ki hepsi hapishaneden çıkmış, kaçmış aslında. Evet, o evet. Şeyde kaosun içinde. Anladım. Hapishane oraya yerleşmiyor korku içinde. Yani bizi alıp götürecekler falan diye. Ama şöyle bir şey yok. Ama yani ve bütün şehirler içinde en düzenli, en düzgün çalışan yer orası. Evet, o da çok güzel bir sokma olmuş yani şimdi. Çok helal yani. Olsun dedirtiyor yani. Çok aynen. Çok iyi bir andı o hakikaten. İşte o, yani. Yani kasabayı sevdim ben o kadar. O güzeldi. Ben şeyi seviyorum galiba. Bet. Ya evet. Sevgilisi olan Bet değil ama. Şey. Çocuğunu doğuran. Evet. Aynen çocuğunu doğuran. Evet, Hiro bence yani çok iyi bir karakter. Hani ablası. Ve yani hikayenin içinde onun da yaptığı yolculuk. Hiro. Ve onun da yaptığı yolculuk çok iyi. Hatta bölümlerden biri Hiro'nun yolculuğu gibi bir hani evet. Fasikülün adı da o. Yani gerçekten Hiro başlayıp gittiği, sonra geri geldiği, sonra bir daha gittiği nokta bu çok acayip. Ve hani şeyi de yani gerçekten hani güçlü kadınları iyi yazıyor yani. Ve onu böyle yani bilmiyorum ben erkeğim belki kadınlar okusa başka bir şey hissederler ama genelde şöyle bir şey de var. Kadın okuyucu Brian K. Vaughan'ın eserlerini seviyor. Yani hani Saga, Paper Girls diye Son Erkek. Yani bunları kadın okuyucular hani okuyup da aman ne boktanmış. İşte bu ne biçim bir kadın demiyorlar. Demek ki gerçekten iyi yazıyor hani şey olarak. Yani ve böyle o şeyleri yani dediğim gibi ben erkeğim belki çok içinde olmadığım için bir şeyi anlamıyorum ama bana çok iyi geliyor o karakterler. Çok gerçekçi geliyor. Evet. Yani anladın mı? Yani hakikaten durum bu olurdu herhalde. Dışında başka çok da bir şey düşünmüyorsun. Yani zaten olması gereken bu. Ve hakikaten güçlü kadını çok iyi yazıyor. 355'i de ben inanılmaz seviyorum. Yani. Ya onun nedeniyle ilgili bir tespitim var aslında. Zaten en sonunu söyleyecektim ben hikayeyle ilgili. Bence kadınların sevmesine de kadınların da kadınlara çarpık bakışını iyi yakalıyor. Evet. Mesela şöyle sahneler vardı işte. Bir şey başarıyor bir kadın. O adamım falan diyor. O diyor ki nasıl yani? Yani aslında kadınların bile farkında olmadan kendi cinsiyetinde bulunan ki vonit cinsiyete girmeden onu nasıl aslında ayrıştırmamız gerektiğini anlatıyor. Bir o çarpıklıklara değiniyor. O çok güzel. İkinci konu da işte Yorick sevgilisini hani buluyor ya sonunda işte artık daha sert bir adam oluyor. Biraz daha böyle yıpranmış ve işte şey diyor o kadar bak 10 cilt peşinden koştu kadının. Şey ondan sonra işte tam aradığım erkek olmuşsun falan dedi. Ama öyle biri değil. Öyle biri olmak istemiyordu zaten adam. Ve orada şey dedim ben, aa dedim işte bak yani kadının aradığı ya da adamın aradığı cinsiyet değil, bir kişilik arıyorsun yani karşındakinde. Bir karakter arıyorsun. Sonra zaten sevgilisi lezben ilişkiye başlıyor ablası. Çünkü aradığı karakter ablası aslında, hero yani. Bunu fark etmesini sağlıyor. O yüzden bence kadınlar
ne istediğini bilmeyen, ne aradığını bilmeyen kadınların bu hikayeleri sevmesi bence çok mantıklı. Şey, sonu hakkında evet, ne düşünüyorsunuz? Evet, son olarak da zaten onu diyecektim. Sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben beğendim sonunu ya. Enteresan bir tercih ama hoş bir tercih. Yani o hikaye götürüp iyi bir son yazmış bence. Abi ben sonuna çok odaklanmadım desem saçma mı olur ya? Yani ben bir Tarantino yolculuğa odaklanıyorsun zaten daha Saga'da çok. Saga'da da aynı kafadayım biraz. Bütün hikaye o kadar iyiydi ki ben sonuna hiç takılmadım ya. Güzel bitti falan dedim ama üzüldüm bitti diye yani. Sonunda daha çok üzüldüm yani. Ya ben mesela hani yıllar önce okuduğumda sonunu hiç beğenmemiştim. Bak başka bir beklentim vardı. Hani bir şeyin çözülmesi gibi. Mesela bu yani okuduğumda sonun ve hep de genelde de şöyle olurdu. Sonunu beğenenler ya da beğenmeyenler diye ikiye ayrılırdı insanlar benim hani genelde gördüm. Yani çizgi romanı beğenmeyenini pek görmedim. Bulamadım. Nerede son sayı? Son sayı nerede bakayım? Buraya 6, koymamışız 7, galiba. 9. Şurada, yok, buradaymış. Orada. Burada. Yani ve hatta işte genelde öyleydi ve ben de sonunu beğenmeyenler kısmındaydım ama bu sefer mesela okuduğumda sonunu çok beğendim. Yani çünkü yolculuğu zaten yolculuğu seviyorsun bu tabii seride. Ve sonunda yani yolculuğa öyle tatlı böyle biz de ne yollardan geçtik gibi bitiyor aslında ya biraz. Yaşlılığını falan görüyoruz. Evet böyle. Deli gömleğiyle evet, falan evet. Ya bir de böyle dede mi? Atmasın kendi intihar etmesin falan. Ama adam böyle düm dünyanın yükünü omzunda taşımış. Evet, sonra evet. Ama deli gömleği giydirmişler. Evet ya da ayrı bir lezzet yani yazık. Yazık olmuş ya. Ama yok çok... Şurası da harika bir evet. Kare olmuş şu. Şey. Muhteşem bir kare daha burada. Valla bir an önce okuyun ya. Hani ne diyelim daha bilmiyorum. Valla takır tukur. Biraz cebinizi yoracak bir hamle olacak ama... Değer. Değer ya. Kesinlikle değer yani. Her evde bulunması gereken al evladım oku bunu diye evlatlarınıza da verebileceğiniz aynen. Bir eser bu arada. Yani. Hatta böyle lise hani... çağına falan filan gelmiş herhangi bir genç kesinlikle. Direkt okumalı. Ya biz mesela şey olarak da ben hani... Mesela bu normalde çizgi roman okumayan ama hani böyle bir çizgi roman okumak isteyen herkese öneriyorum. Yani şey için hani süper kahraman yani gençler hani illa süper kahraman okuyacaksam tamam o ayrı bir şey ama hani böyle hani çizgi roman okumayan birine mesela ne olur falan dese hemen bu. Çünkü bu hem gerçekten bir, hani diziyi herkes seviyor zaten işte bu zaten evet. Yani dizi. Yani. Dizi. Yani o, ve de hani hem çizgisi güzel, hem çok sürükleyici, anlatımı güzel. Yani bundan daha rahat okunacak, bu kadar sürükleyici bir şey bulmak çok zor. Ve hikaye de güzel, anladın mı? Hiçbir yerinde hakikaten baymıyorsun. Bunu da niye böyle yapmış dediğim bir kısmı kesinlikle olmadı yani. Gerçekten baştan sona çok çok güzel ilerleyen bir hikaye. Hatta bir yani bazı yerlerde gerçekten hani mesela böyle bir şey oluyor ya. Mesela bir bölümün başında işte diyor ki işte buradan da böyle kurtulduk diye orayı anlatıyor mesela. Hani bize göstermiyor. Ben her seferinde ya keşke orayı da gösterseydi. Yani daha da biraz daha uzasaydı. Ya hatta işte dediğinden şey de olabilir. Atıyorum okuyorsunuz anneniz babanız bu ne be çizgi roman mı okuyor? Al, ona da okutun yani. Öyle, evet evet. Yani, öyle güzel kesinlikle. Yani. Çocuk musun falan deyin. Bakın bir çerezler gibi gidiyor yani. Gerçekten. Son erkek hem sonlanmış bir hikaye baştan sona gidebileceğiniz ay gelecek sayısı ne zaman çıkacak diye de şüpheniz olmayacak bir eser. Vaughan çok çok Vaughan ya da işte nasıl okunuyorsa Brian K. abimiz çok başarılı bir yazar. Alın okuyun bütün eserleri birbirinden güzel. Hiç okumadıysanız Y Son Erkek'le başlamanızı öneriyoruz. Çünkü işte sonu var. Evet öyle yani. Gidebileceğiniz bir yer var yani. Saga Türkçe'de 4 cilt, İngilizce okumayı tercih edenler de 7 oldu. 7 oldu şimdi. 3 cilt daha hadi inşallah vaziyetinde bekliyoruz. Marmara Çizgi mi çıkarıyordu? Evet. Marmara Çizgi'den. Ondan sonra Cima Paper Girls'te yeni bir eser. 2. cildi İngilizcası çıktı. Türkçası henüz raflarda yerini almadı. En kısa zamanda alırsa onun da Türkçesini okursanız
Y'yi de çizgi düşler. Hani ha, Y'yi de çizgi söyleyelim. Düşler çıkarıyor. Evet, onu da söylemeden geçmeyelim. Yani çıkarmış. Baskısı falan filan da çok güzel. Böyle hakikaten kuşa kağıttan baydıysanız evet, da böyle daha çıtır baskı çok keyifli. Çok sıcak hissettiriyor. Hem sıcak hissettiriyor hem de renkler falan da çok güzel. Evet, yani bu içerisinde. Bunu kuşa bassa böyle bir his olamaz yani. Herhalde ya. Ben yani o ekstradan böyle bir de işte o kuşelerde ben böyle ne bileyim yatarak falan filan okuduğum zaman onlara aman zarar vereceğim falan diye hep çok geriliyorum, evet, tamam mı? Bunda yani istediğiniz yerde bir de sağlam bir şey yani gerçekten. O yüzden elinizde de kalmıyor. Evet evet, yani bu sayfa da burada aradan çıkacak aman tanrım falan gibi bir gerginlik kesinlikle yaşamıyorsunuz. Acaba orijinalde böyle mi? Böyle böyle. Böyle mi? Okey, o zaman yaşasın. Yani bir de gün gezgini böyleydi sanırım. Evet. İşte bu tip. Ya Vertigo şöyle, Vertigo eskiden her şeyi bu kağıda basıyordu. Yani atıyorum şeyde Preacher da bu tarz bir kağıt. İşte Lucifer'lar bu tarz Watchmen. Bir kağıt. Evet. Watchmen bundan biraz daha şey. Daha inceydi o galiba sanki ama. Biraz daha parlak o buna göre ama ya işte yüz kurşunlar işte skalt falan hep onlar böyle. V'de evet böyle. Aslında bu yani güzel bir kağıt. Yani ben de seviyorum bu kağıdı. Hepimiz bu kağıdı çok seviyoruz. Bu kağıtla basılsın bütün çizgi romanlar. Çünkü ne bileyim böyle birazcık da işte ne bileyim gazete falan filan tarzı bir havası da olduğundan dolayı mıdır nedir yoksa normal kitap şeyine de benziyor diye ben bir kitap okuyorum, bir roman okuyorum hissiyatını yakalıyoruz. Her neyse, bu kadar kağıt övmek gibi. Onun dışında da kendinize iyi bakmayı falan filan unutmayın. Hoşça kalın, abone olun. Paralel evrenden alın çizgi romanları, tamam mı?